Evet, Balkanlardan bir sesten herkese merhaba. Bugün yanımda çok değerli konuklarım var. Balkan deyince aklımıza hep aslında kelime anlamı bal ve kanı yan yana getirirler. Acı vardır, mutluluk da vardır. Ama biz bugün Balkanlarda yaşanmış en büyük zulümlerden bir tanesi Bosna'da yaşandı. Bursa'da değerli Gökhan Tunalıgil ve Tolgan Hançer'le beraberiz, filmin başrol oyuncuları. Filmimizin ismi de Saklı Yüzler Bosna. 29 Ekim'de bildiğim kadarıyla vizyona giriyor. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu film projesi nasıl oluştu? Hikayesini bize biraz anlatabilirseniz. Tabii ki. Şimdi bildiğiniz gibi 91 ile 95 yılları arasında Balkanlarda bir trajedi yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi Almanya'sı yıkıldıktan sonra Birleşmiş Milletler çok büyük kararlar ve kanunlar çıkarttı 1948'de. İşte artık soykırım yaşanmayacak. Bunun olmaması için bir sürü kanun ve önlemler alındı. Tabii gördük ki 91 ve 95 yılları arasında bunlar hepsi sözde kaldı. Ve Avrupa'nın göbeğinde bir insanlık trajedisi yaşandı. Burada biz şuna değinmek istedik. Bu savaş yaşandı ve yapılan yapıtlar, şimdiye kadarki yapıtlar hep savaş dönemini gösterdi. Yani savaş sonrasında bu problemler hala devam etmekte. Bu soykırımı yapanlar ve soykırımı yaşatanlar hala pervasızca o insanların arasında yaşamakta ve hayatlarını sürdürmekte. Biz bu konuya değinmek istedik. Filmimizin ana teması bu. Nereden çıktı derseniz, ben orada doğdum. Kosovalıyım. Bosna Savaşı yaşanırken 7 yaşındaydım. Tabii daha sonra Yugoslavya'nın son ayrılan parçası, savaşta ayrılan parçası Kosova oldu. Kosova daha kısa sürdü savaş olarak ama biz orada o acıları da yaşadık. Birebir hasbelkader kurtulduk. Biz orada ölebilirdik de. Tabii yolumuz Türkiye'ye düştü, anavatana düştü. Anavatanda biz bir şekilde hayatımızı düzene soktuk. Bir mesleğimiz var, rahatça yaşıyoruz ama o insanlar hala orada acılar çekiyor. O insanların acılarına ortak olmak için, onların problemlerini dile getirmek için böyle bir sanat eserine başvurduk. Başlarken tabii ilk kadromuz 2-3 kişiydi ve en zor dönemde başladık biz, salgın döneminde. Covid-19 nedeniyle bir salgın dönemi yaşanıyordu. Ama biz bu yola çıkmaya karar verdik. Senaryosunu kardeşim, kurgu ben ve yönetmenim Saktan Özkan hazırladı. Oyuncu kadromuz kafamızda kişi olarak vardı ama kimler oynayacağı belli değildi. Biz şuna başvurduk. Dedik ki Kosova'da, Bosna'da aile bağları olanları seçelim. Bosna'da savaş döneminde bulunmuş kişileri bulalım. Ama bunlar da biraz hani tiyatro kökenli, işte kamera önü oyunculuğu olan kişiler olsun dedik ve kadromuz neredeyse 100 kişiye ulaştı. Hem oyunculuğa yatkın hem de duygusal anlamda, evet, o filmi içinde yaşayacak. Tabii. Amatör ruhunu barındırması önemliydi. Çünkü istediğimiz konu, bir filmde başrol önemlidir ama bu filmin başrolü konusu. Biz böyle yola çıktık. Mesela yanımda Tolgan abi var. Tolgan abiyle daha önce tanışmıyorduk. Film bize vesile oldu. Yani önemli karakterlerden bir tanesi. Filme inanılmaz bir renk kattı. Ya fragmandan şu anda hatırlıyorum. Daha sonra çekimler başladı. Yalnız biz çekimlerin %60'ını Bursa'da, %40'ını Bosna Hersek'te yapmayı düşünüyorduk. Fakat salgın nedeniyle çıkamadık. Oyunculara da riske atmak istemedik. Filmi 1,5 yılda bitirdik. Bu önemli bir şey çünkü 4 mevsimde bir film çekmek büyük risktir. Biz bu riski göze aldık. Gayet de güzel oldu. Çünkü filmin içinde 4 mevsim var. Belki prodüksiyonumuz büyük yapıtlar kadar zengin değil ama konuyu anlatmak için her şeyimizi verdik ve izleyicilerin bunu beğeneceğine inanıyoruz.
Size döneyim. Sizin Bosna'yla bağınız. Şimdi şöyle, anne tarafım Boşnak. Birinci bağ orası, fakat onun da ötesinde orada yaşanmışlıklar, yani insanların çektiği çileler, şeyler, yani bir yerde oralı olmasanız bile vicdani açıdan buna kayıtsız kalamazsınız. Bir de o savaş döneminde, yani tahmin ki ortaokulda falan veya orta sondaydım, o dönem bir kitap almıştım. Daha doğrusu kuzenim almış, okumuş. Zlatan'ın Günlüğü diye. Yani orada doğup büyüyen ve savaş esnasında kızın günlüğü. Onu okumuştum. O beni o dönemler çok etkilemişti. Yani yaşanılan anlamında baktığınız zaman da gerçekten, yani içten içe böyle arka planda içimde sürekli kemiren bir şey vardı Bosna'ya karşı. İşte yaşımın küçük olması, keşke büyük olsaydım, keşke oraya gidebilseydim, keşke orada bir şekilde savaşıp da bir destek verebilseydim hayali hep böyle içimdeydi. Hocamla da bu şekilde bir yollarımız kesişti aslında. Film içindeki bazı sahneler için aslında ben danışmanlık ve bazı sahnelerde destek verecektim, şey yapacaktım. Sonra bir anda sağ olsun hocam bizi filmin içine koyuverdi. Yani çok da oyunculuk veya böyle bir tiyatro geçmişim falan yok. Sağ olsun layık gördü bizi. Yani içi dolmaktan mutlu olduğum bir proje. Evet. Bir şeyler anlatabilmek, bir şeyleri insanlara açıkça, korkmadan, engellenmeden yansıtabilmek çok güzel. Bir şekilde yine destek olmuşsunuz bence, yani filmin içinde yani olarak. İnşallah da olabilmişizdir diyeyim ben. Hani destek olmak derken, çünkü gerçekten çok zor. Yani benim girdiğim döneme gelene kadar zaten çok büyük zorluklar çekmişler. Sonrasında da tabii girdikten sonra işin içine daha vakıf olduk konuya. Hani çektikleri zorluklar, uğraşmaları, şeyleri. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Biraz önce hocamın da dediği gibi filmde aslında başrol yok. Film kendi kendine direkt başrol. Çünkü yani şimdi bir başrol oyuncusu dersiniz. İşte hocam için nedir? Gelir, çekimini yapar, çeker, gider. Öyle değil. Sırtında ışık taşıyor, su taşıyor, onu yapıyor, bunu. Yani tamamen imece usulü. Tamamen bu acıyı görmüş, bunu çekmiş veya bir şekilde hissetmiş insanların bir araya gelip yapmış olduğu bir filmdi bu. Hocamın liderliğinde. Çok güzel. Şimdi Gökhan Hocam şunu sorayım. Yani bu film Bosna'da yapılan zulüm sonrasını anlatıyor galiba, değil mi? Açalım. Yani ne kadar açabiliriz bilmiyorum ama şimdi çünkü vizyona girmedi. Burada size bırakıyorum. Ya her tarafa verdiğimiz basın açıklaması özetini size de biraz daha geniş anlatabilirim. Bosna'da bir savaş yaşandı ve haksız bir şekilde bitti. Dayton anlaşması çok adil bir anlaşma değildi. Çünkü oradaki Boşnak kardeşlerimiz, zaten onlar Türk olarak biliniyor. Onlara Boşnak orada demiyorlar. Yani Balkanlarda ben lafınızı kesiyorum ama bazen bizim programlarımızda da konuklarla beraber hep söyleriz bunu. Balkanlarda bir şey vardır, tabir vardır. Nesin sen, kimsin diye sorulduğunda elhamdülillah Türk'üm de denir. Evet. Yani Türk Müslümandır, Müslüman Türk'tür. Bu Bosna'da da geçerli. Aslında hepimiz araştırırsak Srebrenica'ya girildiğinde bir sahne vardır. Mladiç ve askerleri Srebrenica'ya girerken bir tane yeşil al ay yıldızlı bayrağımızı oradan indirip yere atıyor. O bayrak yani bizim Rumeli'deki Beylerbeyi Türk bayrağımızdır. Biliyorsunuz Osmanlı zamanında iki tane bayrağımız var bizim. Biri şu andaki ay yıldızlı kırmızı bayrağımız, hı-hı, Anadolu Beylerbeyi. Bir tane de Rumeli Beylerbeyi, yeşil yine ay yıldızlı bayrağımız. O bayrağı yere atıyorlar. O insanlar orada Türkiye'yi temsil ediyor. Ve savaş bittiğinde bu problemler bitmedi. Aslında Boşnakların, oradaki Türklerin hala yarası kanıyor. Neden? Bu soykırım suçunu işlemiş. Oradaki işte askerler, çetnikler hala o insanların arasında yaşıyor. Ve pervasızca yaşıyor. Saklı Yüzler Bosna filmi de bu pervasızca yaşayan, hiçbir şey olmamış gibi o insanların yüzüne bakan kişileri ortaya koyarak biz bir probleme değindik.
Saklı Yüzler Bosna filmi bu problemi onurluca ortaya koyup direniş gösteren bir filmdir. Tamamıyla 2000 ile 2010 arasında konu alıyor. Hı hı. Bu dönemde geçiyor. Yani Srebrenica ve bunun gibi bir sürü yerde savaş suçunu işlemiş kişileri adalet önüne çıkartmak için konu alan bir film. Gerçi onların oradaki insanlara yaptığını bu dünyada hiçbir hukuk sistemi cezasını veremez. Bu arada 19 Ekim'de galiba Ali İzzet Yolovic'in ölüm yıldönümü. Kendisine de buradan rahmetler analım. Gerçekten Türk dünyası anlamında liderlerden bir tanesidir. Doğru. Liderlik etmiştir. Filmin içerisinde Ali İzzet Yolovic karakteri de var. O arada aslında ne tür zorluklarla karşılaştığını anlatan bir rolde. Çünkü bazı şeyler eksik ve yanlış biliniyor. Bir lider olmak zordur. Çünkü vereceğiniz kararlar bir toplumun o anki durumunu ve sonraki durumunu da etkiler. Tabii o zamanki savaş şartlarını ve durumu gözetmek çok önemlidir. Biz bilinen bazı yanlışları da doğru bir şekilde anlatmaya çalıştık. Flashback'lerle aslında savaş dönemine giderek de konuyu özetledik. Çünkü şu var. Türkiye'de evet Srebrenica biliniyor. Ama nasıl biliniyor? 11 Temmuz olunca herkes sosyal sayfasından paylaşıyor. Unutmadık ama içeriğini bilmiyor. Evet, çok doğru. Ve o içeriği problemleri hala devam ediyor. Biz bunları ortaya koyduk. Evet, çok güzel. Yani şöyle hatırlıyorum. Çok edebiyatla benim aram iyi değildir ama dönem dönem böyle şiirler yazarım. İlk şiirim benim bunun üzerineydi. Çocuklar ağlıyor, Avrupa'nın gözleri önünde öldürülüyor. Yani o zaman bile çok ben küçükken ne kadar etkilemiş aslında bizleri. Tarifsiz bir acı. Film ekibi peki şey mi? Genellikle Bursa şehrinden dinlediniz. Filmin %80'i tiyatro kökenli oyunculardan oluşuyor. Bir kısmı kamera önü oyunculuk eğitimini almış kişilerden oluşuyor. Bir de gerçek karakterler var. Şimdi filmimizin içinde ciddi aksiyon sahneleri de var. Aksiyon sahnelerinin eğitmenliğini Tolgan abimiz yaptı. Bu konuda çok büyük emeği var. Çünkü o sahneler önemli sahneler. Özellikle çatışma ve dövüş sahnelerini çalışmadan yapmak çok zordur. Tolgan abi sağ olsun çatışma sahnelerinde her şeyi konuşturdu. Yani şunu demek istiyorum. Bu film aslında bir Bursa'nın filmi diyebilir miyiz? Yani sahiplenebilir miyiz biz Bursalılar olarak bu filmi? Kesinlikle. Çünkü Türkiye'de sinema denildiği zaman hep daha fazla İstanbul konuşulur. Biz burada Bosna'yı, aslında Bosna'nın bir konusunu çekerken Bursa'yı da tanıttık. Çünkü neredeyse 41 mekanında çekim yapıldı. Bu çok önemli. Ve bir yıl içerisinde. Bursa'nın ilk defa uzun metrajlı ve her şey Bursa'da yapılan bir film çekildi. Her şey diyorum, montajından, kurgusundan her şeyine kadar Bursa'da. Yani Bursa dışına bir tek dublaj için çıkıldı. Ulan bir size soralım. Canlandırdığınız karakter bir komutan. Türk komutan mıydı? Türkiye'den biliyorsunuz. Yani, şimdi... yani filmin yani... konusunu da bir anda deşifre edebiliriz. Hayır, şimdi, yok deşifre etmeyeceğim. Hani şey olarak doğru bir tercih olmuş. Yani baktığımda evet komutan olur mu? Tolgan Bey olur böyle uzaktan bakınca. Onu hissediyorum çünkü o yüzden sordum. Ya da şöyle sorayım, genel sorayım. Sizi de zorlan duruma sokmayayım. Keyif aldınız mı bu karakteri canlandırmaktan? Evet. Aslında yani filmin içinde olmak olarak çok büyük bir keyif aldım. O ayrı bir mesele. Yani filmde ne olursam olayım, bir masa başında oturan insan bile olsam o amaca, yani bunu bu şekilde insanlara duyurma amacına erebileceğimiz için zaten o mutluluğu yine yaşardık. Yani karakterle hiçbir şekilde aslında alakası yok bu durumun. Aslında hocama ben hep diyorum, bunu ben hani kendim şahsım olarak bir film değil, bunu bir belgesel olarak görüyorum ben. Yani kalkıp da burada kar amacı güdülen veya işte aman işte şöyle film yapalım, böyle film yapalım değil bu. Bu gerçekten insanların orada ne yaşadık, ne oldu, ne bitti bunu anlatan bir şey.
Yani kendi karakterim için evet aslında böyle çok fazla konuşmayan, çok durgun bir karakter. Hı. Ara sıra böyle şeyler oluyor. Ortaya çıkıyor. Hani çok da böyle aslında şey yapmak istemiyorum. Hani. Ben de gelen sorum. Uydum size karakter gibi. Bana uydum. Ben özetleyeyim. Bazı karakterler var filmlerde. Hani sahneye çok çıkar ama bazı karakterler sahneye çıkar. Belki kare sayısı azdır ama etkisini bırakır. Herkes onu çok evet, aynen, kesinlikle. Aslında şeydi yani benim filme girişim sadece tek bir karede gözüküp zaten hani bu işi bilen bir insan olmadığım için zaten bir korkuyla şey yaptık. Sadece böyle 30 saniyelik bir karede gözüküp ondan sonrasında kaybolacaktık. Olmadı ama. Bazı karakterleri senaryo ve film içine çeker. Peki 29 Ekim vizyonda? Tabii. 29 Ekim özellikle seçtik. Özellikle istedik. Ekim ayı olmasını istedik. Hem Aliya İzzet Bebao için ölüm yıl dönümü hem de 29 Ekim bizim Cumhuriyet Bayramımız oldu. Çok önemli. Güzel bir tarih oldu. Bundan sonra yapılacak en önemli şey halkın bu filme sahip çıkması. Çünkü bu film yapılırken hiçbir şekilde maddi gelirler göz önüne bulundurmadı. Bir film yapılırken işte amacı nedir? Büyük ödüller almak, büyük kişi oluşturmak, işte sponsorlarla birlikte inanılmaz bir ses getirmek ya da Oscar ödüllerine aday olmak. Ama bu film kendi yaşanmışlıklardan ortaya çıkan bir film. Kendi özünden ortaya çıkan bir film olduğu için bu filme de halkın sahip çıkması gerekiyor. Aslında şunu anlıyorum ben, yani mesela yaptığınız meslekler farklı ama ortada bir sanat şey var. Bunun yanında bir de bir duygu var. Geçmişinize, yaşanılan acılara toplumsal olarak oradaki insanların acılarını tekrar gündeme getirmek. Bir sesi olmak bunların aslında. Burada yapımcılığı da bildiğim kadarıyla siz üstlendiniz. Tebrik ediyorum. Yani gönülden yapılan işler her zaman seyircide karşılık bulur diye düşünüyorum. Seyircinin yanında şunu da soracağım ama. Bursa'da baktığımızda belediyeler olsun, birçok şimdi Balkan derneklerimiz var, siyahlarımız var. Bunlarla görüşmeler yaptınız mı? Film öncesinde açıkçası görüşmeler çok yapılmadı. Çünkü böyle bir projeyle çıktığınız zaman ya diyecekler ki siz hani deli misiniz? Hem bu zamanda hem de düşündüğünüz şey çok imkansız gibi geliyor. Ama tabii bazı şeyleri başarmak için imkansız denemek gerekiyor. Biz ilk önce kendi içimizde o sinerji oluşturduk. Kendi gücümüzden yola çıktık. Tabii ki de bu yolda bize destek olanlar oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi bize mekan konusunda bayağı bir destek oldu. Onun dışında buradan bazı isimler vereceğim. Çünkü bu filmin görünen kahramanı olduğu kadar az da olsa görünmeyen kahramanları da var. Başta Kültür Daire Başkanı Hüseyin. Buran'a teşekkür ederim. Çünkü hep yanımızda oldu. Onun dışında Tuna Boylular, Deri Ormanlılar, Dernek Başkanı Süleyman Ulusoy, Süleyman abi inanılmaz bir karakter. Yani Türklüğü hem Balkanlarda hem de burada en temiz haliyle yaşatan biri. Balkan yürekli bir abimiz. Evet. Suat Nurkan, aynı şekilde Bosna Sancak, Trakya Balkan Türkleri Derneği Başkanı ve Emir'e Can Türk Eren'e de ayrıca teşekkür ederim. O da filmin arka tarafında görünmeyen kahramanlarından bir tanesi. Onun dışında neden hani tabii ki maddi destek olsa bu film içerik olarak yani malzeme olarak ve prodüksiyon olarak çok daha farklı yerlere gelebilirdi. Ama şu var, siz birine el uzattığınız zaman illaki onların da isteği olacak. Bu nedir? Evet. İşte senaryoya dokunmak, senaryo bizim namusumuzdu. Ona hiçbir şekilde el etmedik çünkü bunun ne kadar doğru olduğunu film bittikten sonra gördük. Film bittikten sonra bazılarının
illaki orada ilişkileri devam ediyor. Özellikle ticari ilişkiler. Evet. Rahatsız olanlar da oldu. Biz eğer o işe girseydik zaten senaryomuz değişebilirdi. Biz de o zaman bunu hani yapmanın bir anlamı olmazdı. Ama saydığım bu kişiler film sonrasında bize bu filmi duyurmak için inanılmaz destek oldular. Biz diyoruz ki iyi ki de destek almamışız çünkü bu filmin bir sihri var ve bu filme başladığımızdan beri karşımıza hiçbir şekilde doğru olmayan bir insan çıkmadı. Hep doğru insanları karşımıza çıkardı. Başta Tolgan abi bunlardan biri. Onun dışında bu saydığım isimler, daha sayacağım bir sürü isim var ama onları film öncesinde tanımıyorduk. Allah bir şekilde karşımıza çıkardı. Şimdi filmimiz iyi bir ses yaptı. Şu anda sosyal medyada ve ulusal basında çıkan bir sürü haberlerimiz var. Biz hani aslında bu şekilde olmasından mutluyuz. Kimseye el açmadan bu duruma gelmek önemli. İyi ki de yardım olmamış. Evet, çok yani, doğru aslında. Film çıkmadan başarının bir kısmı da tabii ki rahatsız olanlar da çok fazla. Bunun da olması bizi mutlu ediyor. Evet. Yani bununla ilgili kalkıp karalama kampanyası yapmaya çalışan, işte nasıl böyle bir şey yaparlar diyenler, bunların da sayısı çok fazla. Bu bizi daha çok mutlu ediyor. Aslında amaç buydu. Yani birilerini rahatsız etmekti. Amaç baktığımız zaman. Yani rahatsız etmek derken kalkıp da işte hadi sen bundan değil. Yaptıklarını göz önüne serip de bunu dünyaya yani ortada bir gerçekler var aslında. Bu tabii gerçekleri ki, de bir yüzüne çıkartmak kim kalsa olsun. Bugüne kadar anlatılmamış da zaten. Evet. Bugüne kadar anlatılan bir şey de yok bununla ilgili. Böyle çıktı. Evet, kendi özünden güç alan bir film. Sırbistan'da da haberler çıktı. Hani Türkler propaganda filmi yaptı diye manşet olduk. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bizim asıl anlatmak istediğimiz şu. Oradaki şu anda rahat, hiçbir şey olmayacakmış gibi yaşayan kardeşlerimiz var Balkanlarda. Her zaman hazırlıklı olmaları gerekiyor. Çünkü sadece tehlike ve tehdit anında uyanmamalılar. Hep uyanık olmalılar. Çünkü sonuçta Balkanlar biliyorsunuz hep kanayan bir yer. Evet. Yani benim dedem savaşı görmüş. Babam gördü, ben gördüm. Evet, kesinlikle. Bunun için film eserleri, sanat eserleri çok güçlü bir silahtır. Şimdi bunu nerede görüyoruz? Amerika kazanmadığı ya da haksız olduğu yerlerde kendini haklı gösteriyor. Bunu neyle yapıyor? Filmle yapıyor, sanatla yapıyor. Biz yaşanmış ve gerçek bir olayı neden yapmayalım? Bunu da en iyi bir şekilde hakkını vererek yaptık. Evet. Size tebrik ediyorum. Buradan da Bursa halkına seslenmek istiyorum ben açıkçası. 29 Ekim'de şunu da sorayım. Filmi Türkiye genelinde evet. İzleyebiliyoruz değil mi? Evet. Efendim 29 Ekim günü ve sonrasında bu bir Bursa filmi, bu bir Balkan filmi, bu acıların dışa vurumu, hala suçluların işte serbestçe dolaştığını görüyoruz. Olayın böyle olmadığını çıkıp da cesurca aktaran insanların arkasında durmalıyız diye düşünüyorum. Ben size verdiğiniz açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Son olarak çok güzel bir şey söylediniz. Yani Balkanlar derken yani bununla ilgili rahatsız olan kesimler, rahatsız olan şeyler vardı. Ben şunu açıkça söylemek istiyorum. Hem hocam için, yani bu aslında aynı düşüncedeki, aynı yapıdaki, aynı zihniyetteki insanların bir araya gelip de yapmış olduğu bir şey. Biz İstiklal Marşı'nı öğrendiğimizde daha 4 yaşındaydık. Ve Korkma ile başlıyor. Son kıtasında da Hakkıdır, Hakka Tapan Milletinin İstiklal diyor. Yani Bosna bizim için Haçlı'nın kapısına dayanmış son İslam sancağı. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetli. 20 yıl sonra da olsa, 10 yıl sonra da olsa biz yine oradayız. Bizim sonramızdan gelecek insanlar yine orada olacak.
ilelebet o topraklara. O bakımdan işte sizin tam burada yaptığınız film çok önemli. Evet, şu an sınırlarımız var. Yunanistan'la var, Bulgaristan'la var, Makedonya'yla var, Bosna'yla var. Ama bizim bir gönül bağımız var. Orada bir sınır yok. O yüzden bizim ülke olarak da, burada yaşayan halk olarak da orada da bizden, kendimizden gibi. Hiç, orası... Hani mesela Bursa'da yaşıyoruz. Balıkesir neyse benim için Balkanlardaki bir şehirde, Türklerin ve Müslümanların yoğun yaşadığı şehirde aynı olmalı. Bu herkes için böyle olmalı bence. Son varsa sizin söylemek istediğiniz bir şey. Onu 29 Ekim'de bekliyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Anlaşmaların dışında hareket etmemiz kurumu sıkıntıya sokar. Bosna için her şeye değer başkanım. Ben cevabımı aldım. Bosna tam özgürlüğüne kavuşuncaya kadar vazgeçmek yok. Bırakıp gitmek yok. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman soydaşlarını yalnız bırakmadı, bırakmayacaktır. Galia İzetbegoviç ne demişti? Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey, düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliğidir. Biz sessiz kalan dostlardan hiçbir zaman olmadık. Biz yıllardır bunun için uğraşıyoruz. Katillerin adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Amacımız kaçak savaş suçlularını bulmak. Biz savaşta üstümüze düşeni yaptık. Karşılığı ya ölüm ya da fareler gibi saklanmak ne olacak da? Peki bu işte başka kimse var mı? Tahminin var mı? Var. Onun yanına gidiyoruz. Otkudati. Da. Yaruski. Zaman aşımına uğramayan tek şey haktır. Hele ki bu hak, Bosna Savaşı'nda öldürülen masum çocuklar, suçsuz kadınlar, savunmasız insanların hakkıysa, zaman ne kadar geçerse geçsin, o hesap sorulur. Arkadaşlar, bu teşkilat devletimizin ve milletimizin güvenliği ve savaşta soykırım suçunu işlemiş kişileri adalet önüne çıkartmak için başkomutanımız Aliya'nın vasiyetidir. Sen Bosna'ya aşıksın. Ben hem sana hem Bosna'ya aşık. Ya uopšte nismo plašni da u svaku bitku ulazimo. Srebrenica katliamı 95 yılı. 8372 kişi öldü. Benim gibi ailesini kaybetmiş birçok insan var. Bu adamlar daha önce yakalandılar. Ancak tutuksuz yargılanıp kaçtılar. Sanıklar sivil vatandaşlara işkence yapmış, masumları katletmiş, boşnak kadınların ırzına geçmiştir. Bu topraklarda en büyük ve en güçlü olanlar değil. Yalnızca cesur olanlar kazanır.